İyi akşamlar. Ellerinizi kaldırırsanız eğer alabildiğimiz kadar soru alacağız. Buyurun sizden alalım ilk soruyu. İkinci sıradaki. Sizi tebrik ederim. Dün akşam zor bir oyun olacağını söylemiştiniz. Sizce de öyle mi oldu? Öncelikle Inter Milan'ı da gösterdikleri performans dolayısıyla tebrik etmek istiyorum. Tabii ki bu acıyı tahmin edebilecek sözler yok. Ancak şunu söyleyebiliriz, kendileri Avrupa'nın en iyi ikinci takımı oldular. Sportif direktörüme ve CEO'ma da teşekkür etmek istiyorum. Genellikle Şampiyonlar Ligi'ni kazanmazsanız ertesi gün hemen işten kovulursunuz. Ancak bizim projemiz işe yaradı ve bu kulüpte sürekli kazanmanız, sürekli burada olmanız ve bütün fırsatları değerlendirmeniz gerekiyor. Futbolda böyledir, sporda böyledir ve bu turnuva için özellikle bunu söyleyebilirim. Ne kadar zor olduğunu aynı zamanda da ve ne kadar şans kazandıklarını da gördünüz Inter takımının ve son yıllarda gösterdiğimiz bu takım için gerçekleştirdiğimiz seyahatlerde de ben bunu hissettim, gördüm. Ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak da 7 yıl içinde tabii ki bu işinize öyle bir kişilik katıyor ki çok iyi bir takım olmanız gerekiyor. Çünkü Inter çok özel ve kendine özgü bir takım. Sıra dışı bir takım ve farklı beklentileriniz oluyor. Geçmişe baktığınızda geçmişte denedik, çok yaklaştık, olmadı ama bu kez bugün başardık. Bu kupayla birlikte üçleme yapmış oluyorsunuz. Duygularınızı alabilir miyiz? Şu an hiçbir şey bitmedi. Yarın devam ediyor. Tabii ki daha önce Barcelona'da da yaşadığım bir duyguydu bu. Ve sürdürmeye devam etmemiz gerekiyor bunu. İlk yarıda kendimizi bulmaya çalıştık aslında. Bunun için çabaladık. Ve Rodri'ye verilen şansla aslında bu mümkün oldu. Özellikle Robben ve Rodri burada çok emek sarf ettiler. Manu'nun tabii ki orada hareket göstermesi ve Rodri'nin değerlendirmesi çok önemliydi. Son dakikalarda tabii ki inanılmaz bir baskı gösterdiler ve futbolda sürekli bunu yaşatmalısınız ve bu çok önemli. Ve Ederson gibi bir kaleciye sahip olmak da büyük şans. Tabii ki çok iyi kurtarışlar yaptı. Son 3 haftada başardıklarınız gerçekten kayda değer şeyler ve gelecek bir sonraki Şampiyonlar Ligi finali Londra'da olacak, merak etmeyin. Evet, zamanımız var. Önümüzdeki sezonu planlamak için, düşünmek için zamanımız var. Tabii ki şu an kutlamalıyız, kutlama zamanı. Ve pazartesi günü 3 tane kupa ile birlikte hocayı da koyarsınız otobüse. Ben Alex Ferguson için de tabii ki çok gururluyum. Onunla şu an aynı konuma gelmiş durumdayım. 3 kupalı bir teknik direktör olarak. Ve bu konuda onunla eşitlenmiş olmak harika bir duygu.
Belki size İspanyolca sorabilirim, daha rahat hissedersiniz. Üçleme yapan ilk teknik direktörsünüz, City için de bir ilk yaşattınız. Ve futbolu dönüştürdüğünüzü söyleyebiliriz. Ne dersiniz, ne söylemek istersiniz? Evet, çok ilginç bir durum. Barcelona'da da yaşadığım bir üçleme oldu. Inter'e karşı hücum oyunu oynamak oldukça zordu ve belki önümüzdeki sezon bunu iyileştirebiliriz. Hem oyuncularıma ve Inter'i tebrik etmek istiyorum bu akşamki gösterdikleri oyun için. Öncelikle sizi tebrik ederim. Takımınızı çok özel yöntemlerle hazırlanıyorsunuz. Bununla ilgili bir video vardı, hatta izlemiştik. Dün ve bugün özel olan şey neydi? Buna söyleyecek kelimem yok açıkçası. Bu bir Premier Lig maçıymış gibi hazırlanmadık açıkçası. Aynı şey değil. Ya da özel bir durum değil. Kesinlikle normal hazırlanılan bir maç oldu. Tebrik ederim öncelikle. Beklentilere ve teknik direktör olarak sizden beklenenlere baktığımızda sezonu nasıl değerlendirirsiniz? Öncelikle şunu söylemeliyim, başkanımız Mansur Abu Dhabi, Mansur'un kulübü almasından sonra her şey çok değişti ve onsuz bu mümkün olamazdı. Bunu söylemeliyim. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak ya da inandığımız şeyin peşinden gitmek, en doğru olan o olanı gerçekleştirmek ve bizim sürekli arkamızda olması, bizi desteklemesi. O yüzden kendisine, hem sportif direktörüme, hem CEO'ma, hem de başkana bu fırsatları, bu imkanı bize sundukları için teşekkür etmeliyim. Hakkını vermeliyim. Geçmişte o maç kaybettiğimizde kendimizi kaybeden olarak nitelendirirdik. Ve hala şu an aynı kişileriz, aynı insanlarız. Bu kez Manchester City bu yıl kazanmalıydı, başarmalıydı. Çünkü bunu hak ettik.